Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Bu hafta programı Amerika'da verilen bir kararla, Orta Doğu'yu sarsan bir kararla açalım istiyoruz. Donald Trump geçtiğimiz seçim döneminde vaat ettiği, eğer seçilirsem İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağım ve bir anlamda Kudüs'ün resmi başkent olacağını tanıyacağım propagandasını hayata geçirdi. Evet dedi, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini taşıyacağım. Kudüs'e taşıyacağım der demez de başta Müslüman dünya, başta Türkiye olmak üzere İslam alemi ayağa kalktı diyebiliriz. Bu hafta burada İstanbul'da olağanüstü toplantılar düzenlendi. Nitekim bu karardan sonra Doğu Kudüs'ünde Filistin'in başkenti olacağı ilan edildi. Anlayacağınız Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruluyor. Kudüs neden önemli? Size bunu anlatmıştık. Gelin isterseniz son alınan kararlardan sonra önümüzdeki dönemde Kudüs'ün, İsrail'in ve Filistinlerin geleceği ne olur? Ne bekliyor onları? Yakından ona bakalım. That it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Bu açıklama bir kere Birleşmiş Milletler'in aldığı bütün kararları, sadece Güvenlik Konseyi'nin aldığı 7 karar, bir de bunun üzerine genel kurulum, yani aslında Birleşmiş Milletler'in gerçek temsil yetkisini elinde bulunduran organının aldığı kararların tamamının aleyhine. Böylelikle iki devletli bir çözümü ortadan kaldırmış oluyor Trump. Ya da en azından Amerika'nın böyle bir çözümü gerçekleştirebilmek noktasındaki kredibilitesini ortadan kaldırmış oluyor. Ve bu tabii Orta Doğu'nun bugünden sonraki tarihinin ne yazık ki bugünden öncesi gibi biraz daha fazla yıpranmayla, kanla, belki çatışmayla yazılacağını gösterir nitelikte. Bu ne İsrail için iyi oldu uzun dönemde, ne Filistinliler için iyi oldu, ne de bölge için ve dünya için iyi oldu. Dolayısıyla Trump'ın bu yaptığının aslında kimseye yaramadığını, Trump'a da ne faydasının olup olmayacağını da bekleyip göreceğimiz bir eylem olduğunu söylemek mümkün. Bu karar son derece karmaşık çatışmayı daha da zorlaştıracaktır. Her zaman olduğu gibi biz bu kararı reddediyoruz. Kudüs, Filistin'in sonsuza kadar başkenti olarak kalacak. Kudüs barış kentidir, Filistin'in başkentidir. Bu konuda hiçbir karar bunu değiştiremez. Bu her santimetre karesinde camileriyle, kiliseleriyle, halkıyla bu kanıtlanmıştır. Her bölgesini, tarihini değiştirmek konusundaki her türlü denemeden koruyacağız. Buna karşı duracağız. Şimdiye kadar Filistin davası dış ülkelerin, yani komşu ülkelerin özellikle himayesinde gelişti. Bazen bu hami Lübnan oldu, bazen Mısır oldu, bazen Ürdün oldu, bazen Suriye oldu, İran oldu. Bir dönem Türkiye devreye girmeye çalıştı. Suudi Arabistan devreye girmeye çalıştı. Şimdi Filistin tabii bölgenin işte hem işgalle bu bir taraftan mücadele etmesi hem de başından beri zaten Filistin diye bir olgunun da Araplarca hani kabul edilmesi ama edilmemesi. Yani Arap dünyasında böyle bir ikircilik var maalesef. Şu anda İslam dünyasının aslında Amerika'nın kararı olsun, İsrail işgali olsun vesaire bütün bunların ötesinde Filistin'in ne yapacağına karar vermesi lazım. Yani İslam dünyası üzerinde şu anda arasında şu anda bir masanın etrafında farklı ülkelerin temsilcileri otursa, herkes Filistin'den ne anladığını masaya koysa şu anda anlaşmak mümkün değil. Yani meseleye yaklaşım, Filistin'den beklenen şeyler ve Filistin davasının istikbalinden ne umulduğu konusunda. Bugün mesela İran'ın Filistin'e yaklaşımı farklı, Suudi Arabistan'ın yaklaşımı beklentisi farklı. Türkiye'nin tanımı belki bunlar içerisinde en masumu. Çünkü Türkiye bölgeye de uzaklığının da etkisiyle biraz böyle daha idealler çerçevesinden, daha kardeşlik çerçevesinden bakarak yaklaşıyor meseleye. Başkan Trump'la bu konu hakkında konuşmayı düşünüyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi. Bizim pozisyonumuz çok uzun süredir belli ve net olan bir pozisyon. Kudüs'ün durumu İsrailler ve Filistinliler arasında müzakere ile belirlenmeli ve bunun üzerine anlaşma sağlanmalıdır. Bu iki devlet Kudüs'ü başkent olarak barışçıl bir şekilde paylaşmalıdırlar. Bu yüzden iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyoruz. Kudüs'ün değerini anlıyoruz ve bizim bu konu hakkındaki fikirlerimiz değişmedi. Oturup ortak bir karara varamadan İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı toplanıyor, karara varamıyor, sadece kınıyor. O da mesela Temmuz ayındaki olayları hatırlayalım. 15 gün sonra toplanıp ancak bir kınama yayınlayabiliyor maalesef. Arap Birliği deseniz zaten kendi için bir sürü kavgayla malum. Zaten Arap Birliği Mısır'ın kontrolünde. Benim kanaatim
İlk önce İslam dünyasının Filistin konusunda kendi içinde işbirliğini geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Biz bu konuda Birleşmiş Milletler resmi kararına bağlı kalıyoruz. Kudüs'ün durumu iki devletli çözüm çerçevesinde belirlenmelidir. Bu durumda dün akşam alınan kararlara katılmıyoruz. İslam Konferansı Örgütü'nün 57 üyesi hep birlikte Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğuna dair bir karar metni imzaladı. Bu karar metni çok önemlidir ve diplomasisi açısından da son dönemde belki elde edilmiş en önemli başarılardan bir tanesidir, eğer en önemlisi değilse. Bu Orta Doğu'da barışın tesis edilebilmesi için Türkiye'ye bir öncü ve uluslararası sistemin temel muhatabı rolünü verebilir. Fakat bunun böyle olduğunu bilirken aynı zamanda şunu da bilmek zorundayız. Nihayetinde bu 57 ülkenin 16 tanesi devlet başkanı seviyesinde burada vardılar ve bu tür kararları alıp arkasında durmamak konusunda oldukça mahir bir diplomatik geleneği olan ülkelerden de bahsediyoruz. Burada o seviyede temsil edilmeyen ancak kararı onaylamış olan ülkeler içerisinde. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan. Ve onun bu arada yönlendirdiği tabii bir Körfez ülkeleri ve diğerleri grubu var. Bu grubun Türkiye'nin bu kadar öne çıkmasını pek de arzu edeceklerini zannetmiyorum. O nedenle de zaten bu karar değerli ve çıkarılabilmiş olması önemli. Yani bunu baştan boğamadılar açık ve net. Kendi kamuoylarının baskısı ve Türkiye'nin orada yürüttüğü diplomasi sebebiyle. Türkiye bu noktadan itibaren kimsenin söylemediğini söyleyerek, ama kimsenin söylemediğini söylerken de çevresinde bir anda bir boşluk yaratılıp yalnız bırakılacak bir noktada kalmadan uluslararası zeminlere meseleyi taşıyıp bu rolü başarıyla oynamaya devam ederse hakikaten bölge içinde Türk diplomasisi açısından da Türkiye'nin bölgesel konum açısından da çok enteresan bir getirisi olabilecek, prestij olarak, konumlama olarak, kamu diplomasisi olarak önemli bir getirisi olabilecek bir nokta burası. Bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Bu şunu gösteriyor. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Sevgili seyirciler, Orta Doğu'da bunlar yaşanırken Amerika'nın dini, imanı, para desek inanın yeridir. Şu anda Orta Doğu'dan çok Amerikan televizyonlarını sabah programlarından prime time haberlerine kadar bir mesele kilitlemiş durumda. Bu meselenin adı Bitcoin. Bitcoin ne diyeceksiniz? Şimdi bir kısmınız biliyor, bir kısmınız bilmiyor. Dijital para desem bilmem aranızda bilmeyenlerin aklına bir şey gelir mi? Aslında mesele şu, bir para, yeni bir para birimi, dünyada kullanılan yeni bir para birimi icat edildi. Adına Bitcoin dendi. Bu hiç öyle ortada göremiyorsunuz, dokunamıyorsunuz, bir elle tutamıyorsunuz ama sadece dijital bir para. Çok konuşuldu, tartışıldı ancak şu günlerde büyük bir patlama yaşadı. Yani diyelim biri aldığınız şey 15 olmuş durumda. Büyük bir kumar, kumarda büyük kazanan kumarbazlar gibi Bitcoin'e yatırım yapanlar. Ve bu konuda tartışılmaya başlandı. Acaba bu bir balon mu? Bu Bitcoin'in geleceği var mı yok mu? Başka elektronik para birimleri hayatımıza girer mi, girmez mi, ne olur diye. Gelin size bu Bitcoin nedir onu anlatalım. Ardından bu bir balon mu? Türkiye dahil pek çok kişinin konuştuğu, merak ettiği Bitcoin nedir? Yakından bakalım. ...2009 yılında
Bitcoin'i ilk kez zikreden Satoshi Nakamoto adlı, takma adlı kullanıcı aslında hani benim tahminlerime göre Cypher Funk dediğimiz bir grubun 1990'lardan beri gelen üretimlerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Özellikle makalenin hemen 2008 Amerika'daki finans krizinin arkasından çıkmış olması biraz zamanlama olarak manidar. Ama onun ötesinde 2009 yılından beri aslında Satoshi Nakamoto'nun makalesinde belirttiği bir finans kuralları belirlenmiş bir değiş tokuş protokolü Bitcoin. Dijital bir finans protokolü aslında. Şu anda 1300'ün üstünde sanal para var dünyada. Biz hep Bitcoin diyoruz ama aslında ortalıkta 1300'den fazla sanal para var. Bu sanal paralar blockchain dediğimiz teknolojinin bir parçası sadece. Hayatımızı dönüştürecek, bütün dünyayı değiştirecek olan asıl teknoloji blockchain. Bitcoin de onun bir parçası. Nedir blockchain? Hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan zincirleme bir sistem. Yani sizinle benim aramda bir ticari işlem yapıyoruz. Veya hatta geçenlerde nikah kıyıldı. Bunu bir halkaya ekliyoruz. Ama bir zinciri düşünün, zincirin halkasını düşünün. Her yeni halka eklendi, eski halkanın varlığı hala devam ediyor. Dolayısıyla milyonlarca bilgisayar üzerinde bütün işlemler saklanmış oluyor. Bu da ne? Hacklenmesi çok 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 zor bir şey oluyor. Bir bilgisayardaysa birisi onu hackleyebilir, o bilgiyi silebilir. Ama milyonlarca milyonlarca bilgisayarda olduğu için silinmesi ve hacklenmesi çok zor bir şey. Sizinle ben bir ticari işlem yapıyoruz. Bunu yazıyoruz o blockchain teknolojisinin üstüne. Milyonlarca bilgisayara dahil oluyor. Bu bir zincir, halkanın bir zinciri. Sonra ben gidiyorum buzdolabı alıyorum diyelim. Ticari bir işlem yapıyorum. O da bu halkaya ekleniyor. Sonra ben gidiyorum evleniyorum. Onu da bu halkaya ekleniyorum. Zincir devam ediyor. İşlem devam ediyor. Bitcoin'de de parayı alıyorum satıyorum buraya ekleniyor. Siz bana satıyorsunuz buraya ekleniyor. Sonra başkası satıyor buraya ekleniyor. Bitcoin bir sanal para. Gerçekte elinizde tutamadığınız, fiziki olarak dokunup temas edip yapamadığınız bir şey. Bu zincirin üstünde olduğu için çok yüksek güvenliği olan, taklit edilmesi ya da çalınması çok zor olan sanal, arkasında devlet olmayan, bir merkez bankası tarafından basılmayan bir para. Bir kağıt neden değerli olsun? Bir kağıdı size veriyorum, elinizdeki elbiseyi alıyorum, elinizdeki çantayı alıyorum. Bir kağıdı size veriyorum, elinizdeki altını, gümüşü alıyorum. Bir kağıdı size veriyorum, bana ev satıyorsunuz. O kağıt niye değerli? Kendimize bunu soralım, niye değerli? O kağıdın değeri şundan kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parası, Türk lirası. Amerika Birleşik Devletleri'nin parası, Amerikan doları. Kanada'nın parası, Kanada doları. Suudi Arabistan'ın parası, Suudi riyalı. O ekonomiye güvendiğiniz için, o paranın o ekonomiyle bağlı olduğunu düşündüğünüz için ona bir değer biçiyor piyasa. O yüzden Amerikan doları değerli oluyor, Türk lirası ona göre daha değersiz oluyor. Başka paralar daha değersiz oluyor veya başka paralar daha değerli oluyor. Bu tamamen sanal bir şey. Eskiden doların karşılığında altın vardı. Bu yıkıldı, artık altın yok. Dolayısıyla sizin bunun değerli olduğuna inandığınız sürece bu değerli. İnsanlar bunun değerli olduğuna inanmadıkları anda bunun hiçbir anlamı yok. Bir anda değeri sıfır. Ama gelecek açısından değerli mi diyorsanız değerli. Şimdi Bitcoin'e iki yolla sahip olabilirsiniz. Bir tanesi, etrafta Bitcoin satan arkadaşlarınız varsa onlardan alıp onlarla doğrudan nakit parası, nakit para ya da banka parası havalesiyle şey yapabilirsiniz. Ama Türkiye'de şu anda sermaye piyasasına, kurumuna, SPK'ya tabi hiçbir finansal kurum Bitcoin alıp satmamakta. SPK da bunun tavsiyesini yapmakta. Ancak SPK'nın yetki alanında dışında kalan bir takım tacir dediğimiz şeyler var, borsalar var. Oralarda Türk lirası üzerinden Bitcoin alım satımı mümkün şu anda. Para ilişkilerini yeniden tanımlıyor. Hükümet sıkıştığı zaman ne yapar?
ya vergi alacak, paraya ihtiyaç duyunca vergi alacak senden benden ya da para basacak. Para basarsa enflasyon olur. Şimdi hükümet para basamazsa emeklilerin maaşını nasıl ödeyecek? Bu yatırımları, altyapıları, okulu, eğitimi, sağlık hizmetleri nasıl verecek? Sadece vergiyle mi? Çok zor, çok zor. İktisat teorisini baştan sona değiştiren bir şeyle karşı karşıyayız. Ama o Bitcoin mi, başka coinler mi sorusunu şu anda tam yanıtını bilmesek de gelecekte coinler kesinlikle olacak. Ama Bitcoin olacak mı bilmiyoruz. Neden Bitcoin olabilir mi olmaz mı onu bilmiyoruz derken söyleyeyim onu da hemen böyle söylediğimi. Çünkü şu anda terörün finansmanı ve mafya yani uyuşturucu gibi silah ticareti gibi şeylerde coinler çok kullanılıyor. Ben buradan yurt dışında bir yere para kaçırmak istesem ya valizle çıkaracağım parayı ya da bankayla çıkaracağım. Ama coin de öyle değil. Sizin bir şifreniz var. Şifre burada. Dünyanın istediğiniz ülkesinde bu para. İstediğiniz ülkeye git yaz. Yani dışarı gönderdim, dışarıdan getirdim. Öyle bir şey yok. Şifreyi unutmadığınız sürece para sizin. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hop internet üzerinden girersiniz, birine satarsınız veya bir malı alırsınız. Kuşkusuz Bitcoin'den zarar etmek mümkün ki şu anda çok oynak bir karakteristiği var. Ama işin en başından başlarsak 2009 yılında Bitcoin ilk piyasaya çıktığında işte 2 ya da 3 sunucuya kurulduğunda kurucuları bunun fiyatını 1 dolar eşittir 1309 Bitcoin olarak belirlemişler. Şu anda geldiğimiz noktada 1 Bitcoin 17 bin dolar civarı. Dolayısıyla buradan baktığımızda Bitcoin yaklaşık 8-9 senede 17 milyon kat arttığını görüyoruz Bitcoin'in. Bu anlamda bütün bu yükselen performansları içinde çok ciddi de krizler yaşadı Bitcoin. Kasım ayından yaklaşık 2 ay içinde 1300 dolardan 200 dolara düşmesi Bitcoin'in ilk dotcom krizi benzeri krizi oldu. Ama şu ana kadar geldiğimizde günlük olarak işte örneğin 7000 dolardan 5000 dolarlara inebiliyor. Ama o 5000 dolarlardan işte 1,5 gün içinde toparlayıp tekrar 7500 dolarlara çıkabiliyor. Bu anlamda geleneksel hisse senedi yatırımcılarının aslında pek de uğramaması gereken bir şey. Çünkü çok ekrana bakan özellikle yatırım amaçlı burada çok ciddi paralar kaybediyor. Hani Türkiye'de de hisse senedi tarzında kullanan yatırımcıların ciddi anlamda para kaybettiği bir aslında yatırım enstrümanı olarak duruyor. Bu anlamda her ne kadar uzun vadede sürekli yükselen bir performansı varsa da işte gerek bu kara paraları aklaması, gerek bir dijital yastık altı olarak vergi, devletlere vergi ve enflasyon anlamında onların para politikalarını zayıflatması, gerek regülasyonların aslında işlemediği dijital alanda olması gibi hem artı hem eksi olarak sayılabilecek bir süreçte Bitcoin. Mal mıdır yoksa para mıdır bunlar diye. Bu soru çok önemli. Neden önemli anlatacağım. Alman hükümeti gitti döndü. Avrupa Adalet Divanı'na sordu. Bunlar dedi gümüş gibi, altın gibi, limonata gibi, buğday gibi, arpa gibi, demir gibi mal mıdır? Biz bunlara ekonomide emtia deriz. Yoksa para mıdır diye soru sordu. Avrupa Adalet Divanı inceledi, düşündü, taşındı ve dedi ki bunlar paradır. Şimdi para olunca vergi alamıyorsunuz. Halbuki şey olsa, mal olsa vergi alacaktınız. O yüzden böyle bir nasıl yani oldu. Şu anda Türkiye'de de tartışılıyor. Bizim karar vermemiz gerekiyor. Bunlar emtia mı? Yani demir gibi, gümüş gibi, bakır gibi, nikel gibi bir alınıp satılan bir mal mı? Yoksa para mı? Dolar gibi, sterlin gibi, Japon yeni gibi, Türk lirası gibi, euro gibi bir para mı bu? Buna bir karar vereceğiz. Şu anda görünüş o ki Türkiye sanki mal diyecek buna gibi bir görüş var. Ankara'da ağırlık kazananın bu olduğunu görüyoruz. Ama bu iki şey, bu iki karar çok önemli. Coinleri adeta uçurdu. Tabii Bitcoin bunların en büyüğü, en bilineni. Tamamen uçurdu onları, gelecek açısından da çıldırttı.
özellikle hani Bitcoin yatırımcısı olabilecek kişilere tavsiye. Birincisi, burası çok kaygan bir alan, çok spekülatif bir alan. Dolayısıyla bu işi bilmeden, şey yapmadan, sadece işte ya Bitcoin şu kadar yükselmiş, ben de hemen bu trene atlayayım tarzında bu işe bakanların çoğunun kaybettiğini görüyoruz bu alanda. O yüzden hani burada herhangi bir yatırımcıya yapılacak tavsiyeyi burada da yenileyelim. Sıfır olsa bile hiç düşünmeden unutabileceğiniz çok küçük bir miktarı öncelikle bu işte yani Bitcoin alım satımının nasıl yapıldığını deneyimleyerek başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü insanları maalesef durduramıyorsunuz bu konuda. İşte o durduramadığınız insanların para kaybetmemesi için de ben aslında Bitcoin'e yatırımcı olarak değil de kripto para, yani Bitcoin'in de içinde olduğu bu kripto para kavramını anlayıp bu ekosisteme nasıl dahil olabileceklerinin eğitim parası olarak görüyorum bunu. Burada işte küçük yatırımcı olarak başlayanların önümüzdeki dönemde bu para piyasalarında, özellikle bu yeni para piyasalarında, dijital ve kripto para piyasalarında yazılımcı olarak, cüzdan sağlayıcı olarak ya da işte bir takım uluslararası girişimlerde bu girişimlerin bir ortağı olarak yer alacaklarını düşünüyorum. Hiç bilmediğiniz bu alanda özellikle bunu sadece işte internetten anlıyor ya da sadece işte bir dijital hesap açabiliyor, dijital cüzdan oluşturabiliyor diye başkalarının eline teslim etmeyin. Sevgili seyirciler, gelelim Türkiye'nin yakından ilgilendiği New York'ta devam eden Sarraf Atilla davasına. Dava bu hafta da devam etti. Savcılık kendi tanıklarını dinlemeye devam ediyor. Onlardan hiç şüphesiz en ilginci ise 17 Aralık operasyonlarına katılmış bir komiser yardımcısının $50,000 karşılığında tanık olarak, FBI'ın tanığı olarak mahkemede dinlenmesiydi. Bu dinleme bir anlamda aslında bilinen bir gerçeği de bizlere bir kez daha fısıldadı. Bu davanın arkasında 17 Aralık dosyaları, o dosyaları hazırlayanlar var mı yok mu tartışmasının da bir anlamda sonu oldu diyebiliriz. Bakın bu hafta Sarraf davasında neler yaşandı, neler yaşanacak. Biraz uzaktan takip ediyoruz Rıza Sarraf davasını. Gazeteci meslektaşlarımla irtibat halindeyim. Şu anda davayı takip edenle. Bir yandan Pacer'dan bakıyorum. Amerikan Adalet Sistemi'nin çeşitli dosyaların düzenlendiği, yüklendiği bir sayfa var. Orada acaba yeni belge var mı yok mu diye bakıyorum. Bir yandan da Rıza Sarraf'ın ifadelerinden sonraki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten burada en şey durumda kalan Hakan Atilla aslında. Belki de Rıza Sarraf için çok çalışıldı, çok uğraşıldı ama Hakan Atilla ile ilgili şu anda daha mahkemede belki de biraz yaptığımız yayınlarla şey yapıyoruz. Size bir önceki videoda yayınlamıştım. Yani tutuklandığındaki o hali aslında Hakan Atilla'nın nasıl bir insan olduğunu da bence ben hiç tanışmadım kendisiyle. Yani sadece uzaktan selamlaştım. Ama o tutuklama videosunu 47 dakikayı seyrettiğiniz zaman yani karşınızda gerçekten devlet memuru görüyorsunuz. Böyle yani bu işe karışmış karışmamış ayrı bir şey. Onu katmıyorum ama yani mesela oradaki şeylere hitap ederken kendisini tutuklayanlara ya hani benim durumum ayrı ama Halk Bankası'nın durumu ayrı, çok kötü olacak şimdi, çok büyük baskı gelecek demesi, işte ya $500 milyon kredi getiriyorduk, tüh işte onu getiremeyeceğiz diye endişe duyması, yani bir yandan tutuklanıyor yani cezaevine gidecek ama bir yandan da bunları dile getirmesi bana ilginç geldi. Dün ilginç bir şey oldu. Dün size demiştim David Cohen konuşulacaktı. Yine David Cohen konuştu. Bu Rıza Hakan Atilla'ya uyardığını söyledi. Bu finansal suçlar uygulama ağı deniliyor buna. Hazine Bakanlığı'nda çalışan bir başka görevli daha çıktı. Altın satışına izin verilmediği biliniyordu denildi. Adam Klasfeld adında birisi de ifade verdi David Cohen'le beraber. İşte bu şeyde IFKA'da çalışıyor. Artık biz de bütün Amerikan sistemini yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Ne söylüyorlar, ne biliyorlar, artık hangi şirketler var. Uluslararası altın kaçakçılığında herhalde hiçbir ülkenin vatandaşının olmadığı kadar tecrübe sahibiyiz bu dava sayesinde. Ve bu arada ilginç bir şey yaşandı dün. Yani bir tanık çıkıyor, hani çapraz sorgusuna girilmiyor. O tanığı alıyorlar, başka bir tanık geliyor.
O tanıktan sonra mesela David Cohen bir daha geliyor ya da araya bir tanık alıyorlar bir daha geliyor. Yani bayağı bir kurgu var. Kurgu derken hani diyorum ya sinematografik bir kurgu yaratıyorlar şeyde jüriyi etkilemek için. David Cohen biraz daha beklemiş ve beklenen o FETÖ'cü eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz gelmiş. Şimdi Hüseyin Korkmaz mali şubede çalışan bir başkomiser yardımcısı. 17 ay cezaevinde yatmış Silivri'de. Sonra buradan çıkıp gitmiş. İki ülke geçtiğini, kaçak bir şekilde geçtiğini ve sonunda Amerika'ya ulaştığını söylüyor ifadesinin farklı yerlerinde. Ben şaşırdım açıkçası. Yani bu düzeyde bir ismi çıkartmasına şaşırdım. Çünkü savcılık yani Hüseyin Korkmaz dediniz altında kaç kişi çalışıyordu diyorsunuz? 8 kişi. Yani önemli bir yasam. Belki de şeyi yazan isim olduğu söyleniyor. Hani bu dönemin başbakanı vardı ya o dönem çok konuşulmuştu 17-25 Aralık'ta. Ne diyor ki ben diyor elimde bir dosyayla geldim diyor işte bir tane hard disk vardı onu aldım geldim kurtarabildiğim kadarını geldim. Şimdi burada tuhaf bir durum var. Neyi kurtarıyorsunuz? Zaten hepsini sızdırmışsınız, yayınlamışsınız yani. 17-25 Aralık'ta kurtarılacak bir şey yok ki. YouTube'a girin, 17-25 Aralık yazın. Eğer VPN'iniz varsa zaten hepsi orada. Yani hard diske gerek yok ki. Zaten hard diskdekilerin %90'ı sızdırıldı. %100'ü sızdırıldı. Şimdi birinci nokta bu benim tuhafıma giden. İkinci nokta Emin Aslan'ın biraz önce bir tweetini gördüm. Organize suçla mücadelenin başında olan bir isimdi ve belki de bu şey olaylarında. Fethullah Gülen'in ilk kurbanlarından da biriydi. Hanefi Avcı, Emin Aslan. Önce Emin Aslan'dı sonra Hanefi Avcı oldu. İşte bu Fethullahçı yapılanmaya karşı duran isimlerden biriydi. Başına da gelmedik kalmadı. O da bir tweet atmış diyor ki ya zurnanın son deliği gitmiş orada işbirliği yapıyor diyor. Şimdi Emin Aslan'ın haklı olduğu bir durum var burada. Çünkü biliyoruz ki yani bu isme gelene kadar pek çok daha önemli isim var. Ona gerek yok yani çok uzağa gitmeye. Mesela savcı tam karşısına oturtuyor tanığı, sorguluyor ya. Şöyle biraz geriye dönse, arkasındaki salona baksa, oturanlara hala bir kısmı gazeteci olarak tanıtıyor kendini. Bir kısmının ne olduğunu bilmiyorum. Ama yani bu isimden çok daha önemli elemanlar arkasında oturuyorlar. Davayı takip ediyorlar, iniyorlar, yayın yapıyorlar. Şimdi savcılık ne diyor? Amerika, United States, Hakan Atilla'ya karşı. Yani Hakan Atilla yargılanıyor burada. İyi de bu tanık Hakan Atilla'nın rüşvet almadığını söylüyor. Ya çok tuhaf değil mi? Bu biraz karanlık bir Türkiye tablosu. Türkiye bu kadar karanlık mı? Evet, yani bazıları doğru olabilir. Ama mesela 17 ay önce Korkmaz cezaevinden çıkmış. O zaman Erzincan Can TV'de mesela çıkmış demiş ki ben demiş 25 Aralık'ta televizyondan gördüm demiş bunu. Hiç haberim bile yok burada. Boşu boşuna yattık burada diye. Biraz önce baktım onu izledim yani ne var diye. Şimdi burada da ya bu operasyonun aslında beyin takımından biri olarak kendisini tanıtıyor. Şimdi hangisi doğru? O mu yalan bu mu yalan? O mu doğru bu mu doğru? Ben mesela savcılıktan eski bir şey deyince o kaç tane şu anda kaçak emniyet müdürü var yani zamanında bu operasyonların arkasında imzası olan isteseler eminim Amerika'da da vardır yani bu ekipten yani bir sürü insan çağırsa gelirlerdi. Biraz bana bilmiyorum bu şeyde ilginç bir bakış açısı olarak geldi savcılığın bakış açısı yani bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar jüriyi etkilemek için ama bu tabloda Hakan Atilla'ya açılan bir davada gelen tanık Hakan Atilla'nın bütün bu şeyde herkesin rüşvet aldığını ve Hakan Atilla'nın hiç rüşvet almadığını tanıklığını yapıyor. Tuhaf değil mi? Bana mı tuhaf geliyor? İlgi tabii Rıza Sarraf döneminde olduğu kadar canlı değil. O ifade döneminde olduğu kadar canlı değil ama düşmüş durumda. İlgi düşmüş durumda. Türkiye'de perde arkası olaylar hakkında bilgi alamadığını ancak konuyu hangi Amerikalı yetkililerle görüştüğünü de hatırlamadığını söylemiş. Devam eden bir polis soruşturması olduğunu, araya girmemeye çalıştıklarını belirtmiş. Bu arada sormuşlar Rıza Zarrabadan'ı ilk kez ne zaman duydun diye. Suzbin'de açıklamaya yetkili olmadığı bilgiler üzerinden Zarrab'ı duyduğunu aktarmış. Şimdi burası çok ilginç. Hazine Bakanlığı yetkilisi, o dönem bu OFAK'ın başındaki isim Rıza Sarraf'ın adını açıklamaya yetkili olmadığı bilgiler üzerinden. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Buradan benim anladığım belli ki istihbaratçılar gelip söylemiş. Ya FBI mi CIA mi ne bilmiyoruz ama onu herhalde açıklayamıyor. Yoksa kim söyleyecek herhalde mahallenin bakkalı gelip söyleyecekti ya böyle bir adam var burada şey deliyor diye. O dönem 2013'te
bir soruşturma var mı? Var dediler ama kim yaptı, nasıl yaptı o da belli değil. Soruşturmayı asıl yürüten kadın Jennifer da daha sonra Rıza Sarraf'ın tutuklanmasından bir yıl kadar önce falan bu iddianameler ortaya çıktıktan sonra soruşturmayı başlattığını söylüyordu. Peki bu bilgi nereden geldi? Onu söylemiyor. 25 Aralık soruşturması olarak bilinen başka bir soruşturma daha vardı. Kendi yürüttüğü Zarrab soruşturmasıyla ilgisi olmadığını söylüyor. Ve Korkmaz 25 Aralık soruşturmasında işte aralarında Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan da bulunduğu belli kişilere yönelik olduğunu belirtmiş. Savcının soruşturma için onayı 25 Aralık tarihinde verdiğini söylemiş ve 25 Aralık meselesini anlatmış. Bakın burada da işte mesela, burada özellikle mesela bu 25 Aralık gündeme getiriliyor. 25 Aralık'ta hiçbir şey yok yani. 17 Aralık hadi Rıza Sarraf soruşturması. 25 Aralık soruşturmasının bu davada işi ne? Özellikle savcılık bunu getiriyor gündeme. Sonra Korkmaz'ın köprü koruma birimine tayin edildiği söyleniyor. Ve savcı Korkmaz'a Amerika'da bir işte çalışıp çalışmadığını soruyor. Hayır diyor. FBI ve savcılıktan mali destek alıp talepte bulunup bulunmadığını soruyor savcı. Onun karşılığında da ifadesine göre 50 bin dolar aldığını söylüyor. Mali yardım almış. Ayrıca savcılıktan da kira yardımı alıyormuş. Davayı sanırım Christmas öncesi yani 25'inden önce sonuçlandırmaya çalışacaklar. Benim edindiğim izlenim şu ana kadar o. Gelişmeleri sizlere her zaman olduğu gibi objektif bir şekilde anlatmaya, aktarmaya ve biraz da farklı açılardan arka planında göstermeye devam edeceğim. Şimdi gelin isterseniz sizi Afrika'ya götüreyim. Bir gezgin 52 ülkeyi bisikletiyle geziyor. Sadece gezse iyi. Son derece ilginç de bir belgesel çekiyor. Çektiklerini de YouTube'da yayınlıyor. Hasan Söylemez'in pedallarıyla ilginç hikayesini yakından ekrana getirmek istiyoruz şimdi. Hasan Söylemez'le beraberiz. Hasan biraz kendinden bahseder misin bize? Ben Hasan Söylemez. Uzun yıllardır gazetelerde ve televizyonlarda gazetecilik yaptım. Bundan bir 6 yıl önce askerden döndükten sonra bütün her şeyden sıkılmıştım. Farklı bir şey arıyordum. Biraz gerçekliğe dönmek istiyordum. Çünkü bütün her şey bana çok yapay geliyordu. Bisikletle Türkiye'yi dolaşmaya karar verdim ve o yolculuk beş parasız yaptığım bir yolculuktu. Özellikle yanıma para almadım. Anadolu insanını tanımak istedim. Kendimi tanımak istedim. Ve 8,5 ay 10 bin kilometre Türkiye'nin çevresini dolaşarak, bisikletle dolaşarak böyle sıra dışı ve hayatımın en güzel yolculuklarından birini yapmıştım. Yolculuğa çıkmaya nasıl karar verdin? Uzun bir süreçti senin için. Nasıl oldu, nasıl başladın? Benim başka bir hayalim daha vardı. O da Afrika'nın 54 ülkesini, 6 ada ülke dahil, kıtadaki bütün ülkeleri bisikletle dolaşmaktı. Bu benim en büyük hayalimdi. Çünkü Afrika'yı görmek istiyordum. Tamam, Afrika'yı televizyonlarda, gazetelerde, kitaplarda görüyoruz, okuyoruz. Ancak bunun perde arkasını çok merak ediyordum. Bize gösterilmeyen şeyleri öğrenmek ve görmek istiyordum. Ve oradaki insanların da bir hayalinin olduğunu biliyorum. Dünyada herkes, bütün insanlar bir hayal kuruyor. Ve oradaki insanlar acaba bu kadar modern hayattan uzak bir şekilde yaşarken ne tür hayaller kuruyorlar? Onları hayata bağlayan şeyler nelerdir? Bunları da merak ediyordum. Bu yüzden geçen sene, aslında bu sene başında 10 ay önce İstanbul'dan Fas'a uçtum, Casablanca'ya. Oradan bisikletime bindim ve bu benim hayatımın en güzel ikinci yolculuğu başlamış oldu. Hem kendi hayalimi gerçekleştiriyorum hem de yolda karşılaştığım Afrikalı insanlara en büyük hayallerini soruyorum. Meu sonho sobre Cabo Verde para um dia para um dia. Minha terra tá evolui e mais que o paz, mais alegria e que esse vandalismo que se ali para. İnsanın bugünüyle, geleceğiyle ve o ülke hakkında sosyolojik bilgiler veren muhteşem ve gerçekten çok kıymetli belgelerdir. Ben de Afrika'nın hayal arşivini oluşturmaya çalışıyorum. Yolda karşılaştığım insana en büyük hayalini soruyorum ve bu soruyu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Çünkü daha önce o insanlara hayalleri sorulmamış ve aldığım cevaplar aslında o ülke hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Thank you.
Hayallerin rengi de ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta köyden köye değişiyor. Yaklaşık 9,5-10 aydır yolculuk yapıyordum. Yoldayken dişlerim kırıldı. Afrika'da dolgu yaptırdım ama dolgular tekrar düştü ve gittikçe artık dişler köke kadar kırılmaya başlayınca mecbur kısa bir ara vermek zorunda kaldım. En farklı hissettiğim şey, 42 gün boyunca Sahra Çölü'nde bisiklet sürdüm. Dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra'da 42 gün boyunca yollardaydım. Bu yolculukta en fazla yalnız kaldığım yer Sahra Çölü'ydü. Fas'ın Batı Sahra bölgesi dünyanın en seyrek insan görülen bölgelerinden biri. Günlerce insan görmediğim zamanlar oldu. Çölde tek başıma günlerce pedal çevirdim ve bazen hiç insan bile görmedim. O kadar yalnız kalmıştım ki yalnızlık duygusunun en derinlerime kadar oralarda hissetmiştim. Tabii yalnızlık bazen iyi geliyor. İnsanın kendisini tanımasına vesile oluyor. İnsanın kendi içine doğru bir yolculuk yapmasına sebep oluyor. Ama o yalnızlık eğer biraz daha uzarsa bu defa insan bazen kafayı yiyebilecek duruma gelebiliyor. Düşünsenize, çöldesiniz, hiçbir şey yok, insan yok, ağaç yok. Gördüğünüz hayvanlar genelde sürüngenler oluyor, yılanlar oluyor, akrepler oluyor. Ve bu yolculuk esnasında, o çöl yolculuğunda kendi içinize yapmış olduğunuz yolculukta çok farklı yerlere ulaşabiliyorsunuz. Yola çıkmadan önce bu yolculuğun 3 yıl süreceğini tahmin ediyordum. Diyordum ki en fazla 3 yıl sürer. Ama tek başıma büyük bir prodüksiyon yapıyorum. Büyük bir belgesel çekiyorum. Ve bunu yapmak da gerçekten kolay değil. Yani benim için şu an bisiklet sürmek belgesel çekmekten daha kolay. Yolculuk öncesi en fazla 3 yıl sürer diye tahmin ediyordum ama belgesel işin rengini değiştirdi. Çünkü insanlarla röportaj yapıyorum. Gittiğim her ülkede, o ülkede konuşulan dillerde röportaj yapıyorum. Sorularımı o ülkeye girmeden önce veya ülkeye girdiğimde orada konuşulan dillere çeviriyorum. Karşımdaki insana soruyorum sorularımı. Onlar cevap veriyorlar ama bazen verdikleri cevabı anlamıyorum. Ülkedeki yolculuğum bittikten sonra o ülkenin başkentine geri dönüyorum. Bu defa bir çevirmen buluyorum. Yaptığım röportajları çevirmenlerle birlikte günlerce çeviri yapıyoruz. Çevirmenler benden nefret ediyorlar çünkü adamların suyunu çıkartıyorum. Karşımdaki insan ne konuştuysa kelimesi kelimesine bütün her şeyi istiyorum çevirmenden. Onlar da bazen uyanıklık yapıp özet geçmeye çalışıyorlar ama ben bunu kabul etmiyorum. Aleykümselam. Okan. Önce hayal kursunlar. Gerçekten hayal kurdukları zaman üzerlerindeki o negatif enerjiyi atmış oluyorlar. Hayal kurmak insana pozitif bir enerji veriyor zaten. Önce hayalini kurdukları şeyi gerçekleştirebileceklerine kendilerini inandırmalılar. İnanacaklar, inanarak hayal kuracaklar ve isteyecekler. O hedeflerine doğru yola çıkarken isteyerek yola çıkmaları gerekiyor. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden bir an önce hayali neyse, sadece yolculuk değil bu, herkesin farklı farklı hayalleri var. Bir an önce hayallerine doğru harekete geçsinler. Detaylar, eksikler hiçbir zaman bitmiyor. Deştikçe bir sürü detay görüyorsunuz, bir sürü eksik görüyorsunuz. Ve hangi eksiği kapatmaya çalışırken bakıyorsunuz aradan yıllar geçmiş. Ve olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Elinizdeki neyse elinizdekiyle yetinin ve bir an önce yola çıkın diyorum insanlara. Şimdi bir
biraz geç olsa da unutmadığımız, unutulmayacak yılın belki de en önemli defilelerinden birine götürelim sizi. Victoria's Secret bildiğiniz gibi dünyaya inen melekler diyebiliriz bazı erkekler için. Biz evli erkekleri kastetmiyorum da bekar erkekler için. İşte onlar Şangay'da dünyaya indiler ve onlar yürüyüşlerini yaparken podyumda Tülin Şahin de onların arasındaydı ve onların kulisinde milli yengemizle beraberdi. Biraz geç olsa da yaşadıklarını Beşne Birkay anlattı. Pink Carpet'te yürümenin dışında aynı zamanda marka için bir mola çekimi gerçekleştirdik. Şanghay sokaklarını kullanarak kaldığımız otelde yani iş çekimi, iç mekanda çekimler yaparak onlar bildiğimiz editorial moda çekimi olarak gerçekleştirildi. Ve evet yani sonuçta davetli olmanız gerekiyor halıda yürüyebilmek için. Ve de aynı zamanda defileyi izlemiş oldum. Çok ilginç geçen sene sizlerle bu defilenin dünyada neden bu kadar çok büyük olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. O zaman da sağ olun sizler yine beni davet etmiştiniz. Bir model olarak anlatmamı istemiştiniz. Marka danışmanlarının yanı sıra. Bu sene hani daha önceden bazı bilgilerim vardı ama bu sene yerinde görerek daha da fazla tecrübe etmiş oldum diyebilirim. Defile normal bir defile değil. Bunu geçen sene de zaten hani söylemiştim. Normalde izlediğimiz diğer defilelerden farklı. Sana dikkat ederseniz melekler sosyal medyalarında şöyle yazıyorlar. We are filming the show diyorlar. Yani çekiyoruz diyorlar. Hani defileye çıkıyoruz. We are doing the show demiyorlar. Filming. Yani orada bir bildiğimiz bir film seti gibi. Daha doğrusu bir reklam filmi seti gibi. Yani set düşünün. Hani arada sonuçta sahneler değişiyor vesaire ve çok büyük bir arenada yapılıyor her seferinde. Bu sefer Şanghay'da yapılan dünyanın en büyük arenasında yapıldı şu ana kadar zaten ve ilk defa bir Asya ülkesinde gerçekleştirildi. Zaten yöneten Hamish Hamilton, Super Bowl'u, Olimpiyatları ve Oscar'ı yöneten yönetmen zaten. Dolayısıyla da oradan hayal edin, düşünün ki nasıl bir şekilde çekiliyor o. Kendi Victoria's Secret ekibi yönetimi belirliyor orada kimlerin yürüyeceği, halıda kimlerin yürüyeceği ve yine oraya da bir catwalk muamelesi yapıyorlar. Mesela hiçbir şekilde oradan yürüyen top modeller, işte celebrityler hiçbir şekilde kimse onları önceden görmüyor. Çok apayrı alandan geçiyorsunuz, geliyorsunuz ve panonun arkasından böyle yürüyorsunuz ve bayağı hani defileye çıkıyormuş gibi normalde. Biz mesela oradan görevli birisi 1, 2, 3, 4, go diyor mesela. Hani normal defileye çıkıyormuş gibi yürüyorsunuz ve o şekilde basının karşısına çıkıyorsunuz. Hani başka yerde kesinlikle fotoğraflayamıyorlar vesaire. Her şey çok net, belli. Bütün slotlarınız belli. Nerede ne kadar duracaksınız, ne kadar poz vereceksiniz. Dediğim gibi müthiş bir organizasyondan bahsediyoruz zaten. Bazı oradaki meslektaşlarımla defalarca çekim yaptığım için ve dünyanın farklı yerlerine defilelere çıktığımız için, dünyanın farklı yerlerine çekimler yaptığımız için bazılarıyla dostluklarım ilerledi zamanla. Oradaki en çok çekim yaptığım kişilerden bir tanesi Adriana. Dolayısıyla da bir samimiyetimiz, arkadaşımız var. O da o anlardan bir tanesiydi. Seksi arkadaşım geldi falan deyip böyle işte yansıyan komik bir an oldu diyelim. Ama o öyledir. Hani çok her zaman neşelidir. Her zaman yani inanılmaz bir yüksek bir enerjisi var. Şakacıdır. O yüzden de öyle tatlı güzel bir an daha oldu yani. Öyle bir sürü zaten onunla daha önceden bir sürü fotoğraflarımız var ama belki de hani bu ne bileyim en dikkat çeken oldu. New York.
Ve bir 5'ine 1K programının daha sonuna geldik. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi CNN Türk'te 18. yılında sizlerle olmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni bir 5'ine 1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.